Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Adem ile ikinci dersimizi yapacağız. Dün ilk dersimizi yaptık. Bugün ikinci dersimiz. Adem nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim hocam. Sağ olun. Siz nasılsınız? Heyecan var mı? Var hocam biraz. Biraz var. İyi var hadi hocam. Bakalım. Şimdi dünü bir tekrar edelim öncelikle Adem. Ondan sonra sürüşe başlarız. Tamam hocam. Bugün ilk geldiğinizde Adem ne yaptık? Ön kaputu açtık. Doğru mu? Evet, Oradan hocam. Soru sorduk. Bagajın tanıtımını yaptık. Evet hocam. Sınavda sonra sürücü koltuğuna oturuyorsunuz. Koltuğa oturur oturmaz Adem, öncelikle koltuğunu ayarlıyordun. Dünkü dersimizi de bir hatırlayalım, değil mi? Evet, araca oturduğumuz zaman ilk önce ne yapıyorduk? Koltuk ayarı yapıyorduk. Doğru mu? Evet hocam. Koltuğumuzu neye göre ayarlıyorduk Adem? En soldaki pedal debriyajdı. Ortadaki fren, en evet. Sağdaki gaz. Doğru mu? Evet hocam. Sol ayakla sadece debriyaja basıyorduk. Hatırladın mı? Evet hocam. Bas bakayım debriyaja, rahat basabiliyor musun? Evet hocam, rahat basabiliyorum. Rahatsa andaki koltuğun ayarı iyi. Rahat değilse altındaki mandaldan hemen koltuğun ileri geri ayarlıyorsun. Öncelik koltuk ayarı. Tamam mı? Tamam hocam. Koltuğunu ayarladıktan sonra Adem, aynaları ayarlıyorduk. Aynalar nereden ayarlanıyordu? Kapının kolundan. Left ve right tuşlarından. Evet hocam. Kapı kollarını görecek şekilde. Aynalara bak bakayım, rahat görebiliyor musun? İki aynayı da kontrol ediyorsun. Eğer Adem aynaların ayarı ise oynamak zorunda değilsin. Sınavda da öyle, bilgin olsun. Yani çünkü sen göreceksin aynaları. Tamam mı? Tamam hocam. İyi değilse R'yi aldın. Aşağı eğince aşağı iniyordu. Yukarı kaldırınca yukarı. Sağ eğince sağa, sol eğince de sola. Evet hocam, şu anda ayarladım. İyi mi? Evet hocam. Ayar yaptıktan sonra ayna ayarını tekrar sıfıra alalım Adem. Şu an sıfırda hocam. Tamam. Sonra emniyet kemerimizi takıyoruz. Sen herhalde emniyet kemerini de taktın. Evet, tamam. Hocam. Aracımız çalışıyor mu Adem? Yok hocam, şu anda çalışmıyor. Devir göstergen 1'de ise çalışıyordur. Hatırladın mı? Evet hocam. Evet, o zaman şu an çalışıyor. Altında ufak olan göstergemizin adı nedir Adem? Hararet göstergesi. Hararet göstergesi. Sağdaki büyük olan göstergemiz kilometre evet. Hız. Evet. Altında ufak olan göstergemiz de benzin, yani yakıt göstergesi. Tamam mı? Tamam hocam. Evet. Kaç vitesliydi aracımız Adem? 6. 5 ileri 1 geri. Doğru mu? Evet hocam. Şu düğme ne düğmesi? El freni. Doğru mu? Evet, tamam. Hocam. Evet Adem, kalkış yapmak için ne yapıyorduk? 4 işlem yapıyorduk. Ben öğrencilerimin aklında kalsın diye söylüyorum. Aracı çalıştırdıktan sonra Adem, evet. Sıralamanın bir önemi yok. El frenini indirip kalkış vitesi olan biri alıp sol sinyal verip sol aynaya bakıp kalkışımızı yapıyorduk. Hatırladın mı? Evet hocam. Evet. İndirelim el frenini. El freni inmiyor Adem, değil mi? Niye inmiyor? Çünkü debriyaja basmıyor. Çünkü ayak frenine basmadan el freni inmiyordu. Hatırladın mı? Evet hocam. Evet. Şimdi indirelim el frenimizi. İndirdik mi? Evet. Evet hocam. Işık söndüyse indi demektir. Arkadaşlar siz de kendi araçlarınızın el frenini indireceğiniz zaman ayak frenine basın ki rampadaysa geri kaymasın aracımız. Evet, el frenini indirdik. Sonra kalkış vitesi olan biri alıyorduk, hatırlayalım. Vites değiştirirken Adem, debriyaja basmadan kesinlikle vites değiştirmiyorduk. Doğru mu? Evet, doğru. Debriyaja bastık. Vitesimizi kalkış vitesi olan biri aldık. Evet hocam. Değil mi? Neden biri alıyoruz? Çünkü duran araç 1 ile kalkar. Bunu unutmayacağız. Aracımızı durdurduk Adem. Kalkış evet, yaparken biri almak zorundayız. Evet, bir de sol sinyalimizi veriyoruz Adem. Verdik mi? Evet hocam. Evet, ekranda da göster bakayım sinyalin yerini bana. Şurası. Evet, hocam. Sol sinyalimizin yanıp yanmadığını oradan anlayabilirsin. Evet, artık önümüze bakıyoruz. Önümüz müsait Adem. Debriyajı yavaşça yarıya kadar kaldırıyorsun. Yarıyı bulur bulmaz Adem freni bırak. Aynaya bak, gelen yoksa sola doğru yavaş yavaş kay. Yani orta şeride kayıyoruz Adem. Evet, direksiyonu yavaş yavaş geri topluyoruz. Birazcık daha bana doğru. Çok iyisin Adem. Direksiyonu hep böyle doku çeyrek tutacaksınız. Tamam mı? Tamam hocam. Evet, olabildiğince ileri odaklanıyoruz Adem. Sağ çizgi ve sol çizginin ortasına hizalayacağız aracımızı. Tamam mı? Tamam hocam. Evet. Devir göstergemiz Adem, 3000 devire gelene kadar aracımıza gaz veriyoruz. Doğru mu? Evet hocam. 3000 devire gelir gelmez hızlı bir şekilde Adem gazı bırakıp debriyaja basıp vites değiştireceğiz. Tamam mı? Tamam hocam. Evet, devir göstergene bak. 3000 devire geldiği zamanki motor sesini anlamaya çalış Adem. Biraz sağlı gidelim. 3000 devire gelir gelmez hızlı bir şekilde Adem gazı bırak, bas debriyajı, al ikiye, bırak debriyajı. Çok iyisin. Çok gaz kullanmıyoruz Adem. Çok gaz kullanmıyoruz. Vites değiştirirken
direksiyondan güç almana gerek yok Adem. Çok rahat olacaksın, tamam mı? Tamam. Hata yapınca ilk dersteden biliyorsun, fırça atmıyoruz, doğru mu? Evet hocam. Çok şanslısın ki fırça atmayan bir hocaya denk gelmişsin dermişim. Ondan dolayı heyecan yapmana, panik olmana gerek yok. Zaten öğrenmeye geldiniz buraya. Biz komut vereceğiz, siz de yapacaksınız. Evet. Siz zaten yaptıktan sonra biz daha komut vermeyeceğiz. Tamam mı? Tamam hocam. Evet, birazcık sollu gidebilirsin Adem. Evet, ileriye bakıyoruz. Işıklar kırmızı yanıyor. Doğru mu? Evet hocam. Evet, durman gerekebilir, değil mi? Evet. Durmak için öncelikle gazı bırakıyorsun Adem. Hızlıca debriyaja bas. Yavaşça frene dokunuyorsun. Dokunalım. Çok iyi. Duruş yaparken Adem, öndeki araç ile aranda mesafe olacak, değil mi? Evet hocam. Duran arabalar için dünkü dersimde söylememiş olabilirim size. Öndeki aracın lastiklerini görecek şekilde durman gerekir. Şu an olduğu gibi, tamam mı? Tamam. Bakınca mesafen böyle olacak. Çünkü geri kaçırma ihtimali olabilir. Doğru mu? Evet hocam. Bir duralım, gitmeyelim. Tamam. Evet, basıyoruz debriyaja Adem. Debriyajı fazla kaldırdığın için stop etti. Acele etmeyeceğiz. Tamam mı? Tamam hocam. Evet, biri aldık. Evet hocam. Yarım debriyajı bul Adem. Yarıyı bulunca freni bırakıyorsun Adem. Tamam mı? Hocam. Bir de yeşil yandı ya Adem. Öndekiler yürütmeyebilir. Yani kaldıramamış olabilir. Tam debriyaj. Tam debriyaj Adem. Tam debriyaja basalım. Evet. Değil mi? Duruşlarda tam debriyaj. Doğru mu? Evet, evet. Şimdi yeşil yandı ama öndeki araç yürütememiş olabilir. Hemen yürütmeye başlama. Öndeki araç yürütsün, ondan sonra biz yürüteceğiz. Tamam mı? Hocam. Evet, durduk. Vitesimiz zaten 1'de. Doğru mu? Bir evet, daha boşa alıp 1 almana gerek yok böyle durumlarda. Bilgin olsun. Işıkların dibinde durunca da Adem, gözümüz sürekli ışıklarda olacak. Tamam mı? Işık tamam, yeşil yandığı zaman hoca bize demeyecek yeşil yandı. Bunu senin ne yapman lazım? İzlemen, görmen gerekiyor. Evet, vitesimiz zaten 1'de, doğru mu? Evet, evet, yeşil yandı, acele etme. Yarıyı bul, freni bırak Adem. Debriyajı asla oynatmıyorsun. Sağdan devam edelim. Sağdan gel, sağ bu taraf Adem. Değil mi? Evet hocam. Sana sağ solu öğretmedik, pardon, kusura bakma. Arkadaşlar bunlar hep heyecan işte. Orta şeritten doğru devam edeceğiz Adem, ortadan. Çok iyi. Evet, devir göstergeni 3000 devire gelir gelmez arkadaşlar, seri bir şekilde gazı bırakıp debriyaja basıp vitesimizi değiştiriyoruz. İzleyen arkadaşlar çok iyi görecek senin direksiyonla çok oynadığını. Değil mi? Çok oynamayacağız direksiyonla, evet, Adem hocam. Doğru mu? Evet, çok gaz kullanmıyoruz. Ortalama kaçla gidiyorduk Adem? Ortalama 30 ile 40 arası. 40 arası, tamam mı? O hızı geçme yok. Hızlı gittiğini düşünüyorsan gazı bırakabilirsin. Tamam hocam. Yavaş gittiğini düşünüyorsan da gaz verebilirsin. Gaz pedalı aracı hızlandırmaya yarıyordu. Hatırladın mı Adem? Evet hocam. Fren pedalı aracı yavaşlatmaya ve durdurmaya yarıyor. Evet, önümüzde araç var Adem. Hafif sollu gidebilirsin. Çok iyisin. Tekrar orta şerit. Böyle durumlarda bile Adem, lastik çizginin dışına çıkıyorsa sinyal kullanmak zorundasın. Tamam mı? Birazcık sollu Adem. Şimdi tekrar orta şerit. Evet, baktın ki önünde araç var. Doğru mu Adem? Evet, değil mi? Kendi şeridimize araç girmiş. Böyle durumlarda ne yapacağız? Hemen sinyalimizi verip aynaya bakıp sola kayacağız. Eğer sol şerit doluysa şu an söyleyeceğim cümleye çok dikkat et. Kesinlikle geçmiyorsun. Yavaşlayıp gerekirse aracını durduruyorsun. Tamam mı? Tamam hocam. Çünkü sol dolu diyelim, geçemiyorsun. Önünde de araç var. Çarpacak halimiz yok. Mecbur ne yapacağız? Duracağız hocam. Küfürü basıp duracağız. Doğru mu? Evet hocam. Yani küfür işi yanlış, öbürleri doğru. Tamam. Evet, ileride sağda durmanı isteyeceğim Adem. Şimdi sınavda hoca duralım derse orta şeritte durma yapmıyoruz, tamam mı? Tamam. Geçelim sağa doğru şimdi Adem. Çok iyisin. Sağ şeride sinyal verdik. Aynaya baktık, geçtik. Duralım evet. Şimdi. Gazı bırakıyoruz Adem. Önce sağ sinyal. Hızlı debriyaj. Yavaşça fren. Sınavlarda Adem, duruşlarda sinyalimizi kesinlikle unutmayacağız. Durmadan önce sağ sinyal verip ondan sonra duracağız. Tamam, tamam mı? Evet, kalkış yapalım şimdi. Dediğimiz zamanda önce sol sinyal. Acele et madem, bekle. Evet, yine sanki stop etti gibi. Bas debriyaja tekrar. Tamam.
Bizim bu araç debriyaja basınca tekrar çalışıyor Adem, tamam mı? Tamam hocam. Evet, gelelim neden stop ediyor ha? Debriyajı yarıya kadar kaldırıyorsun ya Adem. Evet, yarıyı bulunca freni bırakacaksın. Yarıyı bulunca araba yürümüyor. Yarıyı bulunca freni bırakman lazım ki yürüsün. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Evet, şimdi tekrar bulalım yarıyı Adem. Yarıyı bulunca da debriyajı oynatmayın ki stop etmesin. Tamam, bak yarıyı bulduk. Bırak freni. Yürüyor mu? Yok hocam. Yürümüyor. Anla ki yarıyı bulmadın demektir. Tamam mı? Tamam. Birazcık daha oynat debriyajı. Bak gördün mü? Yani yarıyı bulmadın mı yürümüyor. Fazla kaldırırsan da stop ediyor. Evet, yavaşça gaz verebiliriz şimdi Adem. Yavaşça gaz veriyoruz. Çok iyi. Yavaşça gaz verelim Adem. Hızlanıyoruz. Evet, kalkış yaptık. Sinyalli işimiz bitti. Ne yapıyoruz? Kapatıyoruz hocam. Sinyalimizi kapatıyoruz. Tamam mı? Tamam hocam. Evet, birle mi yürüteceğiz Adem? Yok hocam. Hızlanıyoruz, hızlanıyoruz. Devir göstergemizi 3000 devre yaklaştırıp gazı bırakıp debriyaja basıp 2'ye alıyoruz. Evet. Kasislerdeki hızımız kaçtı? 20. Süpersin. Eğer 20 ile gidiyorsa Adem, frene basmana gerek yok. Biz hızlı gidiyorsa fren yapıyoruz, tamam mı? Evet hocam. Orta şeritten soldan aşağı doğru Adem. Biraz daha çeviriyoruz direksiyonu. Biraz daha çevir. Burada sağa şöyle bir kafamızı çevirip bakacağız. Sağdan gelen var mı diye. Tamam. Doğru mu? Evet. Orta şeritten aşağı doğru devam ediyoruz Adem. Birazcık sollu. Evet, direksiyonla biraz daha az oynamanızı istiyorum Adem. Yokuş aşağı hızlı gidiyorsa Adem, ayağının altında fren var. Basıp ne yapabiliriz? Yavaşlatabiliriz. Hafif dokunalım freni Adem. Tabii yolumuzun ilerisine bakarken çizgileri takip edeceğiz. Doğru mu? Aracımız ne tarafa gidiyor? Çizgilerin içinden mi gidiyor? Dışından mı gidiyor? Hep diyoruz ya 50 metre ileri. Yani şeridimizin 50 metre ilerisine bakman lazım ki aracımızı yolun durumuna göre, viraj durumuna göre direksiyonumuzda ne yapalım? Yönlendirebilelim. Aracımızı da yönlendirebilelim. Evet, sarı yandı. Duracağız. Kırmızı yanıyor şimdi. Yavaşlatıyoruz. Fren. Yoldan çıkmıyoruz Adem. Hızlı debriyaj. Hızlı debriyaj. Yavaşça fren. Evet, zaten düzdü Adem. Direksiyonla çok oynuyoruz. Fark ettin mi? Evet hocam. Evet, biraz daha azaltacağız onu. Evet, bu araç sanki kırmızı da geçti. Evet, şimdi yeşil yandı Adem. Önce freni bırak. Çünkü burası yokuş eğimli ya Adem. Evet. Değil mi? Burada geri kayar mı araç? Yok hocam. Adem, geri kaymayacaksa, coğrafya hocanız öğretti değil mi? Yolun eğim, neresinin eğimli olup olmadığını. Doğru mu? Evet hocam. Bazen öğrenciler diyor hocam ben anlayamıyorum diyor, burası eğimli mi düz mü? Eğer yokuş aşağı kalkış yapıyorsan Adem, kalkış yaparken kesinlikle önce fren bırakılır. Tamam mı? Tamam. Zaten geri kaymıyor. Frene basmana gerek var mı oralarda? Yok hocam. Gerek yok. Önce freni bırakırsın. Sonra yarım debriyajı bulup yarıyı yine fazla kaldırmaman lazım. Yokuş aşağı giderken bile yarıyı fazla kaldırırsan aracın yine stop eder. Yani bütün kalkışlarda yarım debriyajla yürüteceğiz. En az 5-10 metre gittikten sonra debriyajı ne yapabiliriz? Bırakabiliriz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Evet, çok iyisin. Sağ şeride kaymanı istiyorum şimdi Adem. Güzel, sağ sinyal verdik. Biraz daha yavaş geçebilirdin sağ. Direksiyonla biraz daha az oynarsan çok mutlu olurum Adem. Tamam hocam. Normal bir şekilde duralım şimdi. Önce sağ sinyal veriyoruz. Hızlı debriyaj, yavaşça fren. Çok iyisin. Pedalları bırakma yok. Doğru mu? Evet hocam. Evet, durduk. Şimdi tekrar kalkış yapacağız. Evet, güzel. Kalkış vitesi olan biri aldık. Sol sinyal de veriyoruz Adem. Değil mi? Kalkışlarda sol sinyal. Duruşlarda sağ sinyal. Güzel. Önce freni bıraktık. Evet hocam. Çünkü burası yokuş eğimli bir yol. Evet, kontrollü bir şekilde Adem, orta şeride, sonra da sol şeride doğru geçebilirsin. Yol doluysa tabii ki geçmiyoruz. Doğru mu? Evet. Şimdi kayabilirsin ortaya. Bir tane daha sola kayalım Adem. Kayalım sola doğru. Çok iyisin. Güzel. Devir göstergen 3000'e gelince vitesimizde ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Evet. Bu dönel kavşaktan geri döneceğiz Adem. Sinyalimiz yanıyor. Vitesimiz 2'de. Eğer durman gerekirse debriyaj fren yapıp birinci vitesi alıyoruz. Yavaş. Sola yakın ol Adem. Çevir.
çevir. Çok iyi. Çok iyisin. Toplamaya başlıyoruz. Süpersin. Evet, orada geçiş hakkı bizimdi. Doğru mu? Evet hocam. Ama baktın ki araç durmuyor. Doğru mu? Az evet, önceki hocam. Aracı gördün. Sen duracaksın. Bir de aracı izlerken sen kendi aracının nereye doğru gittiğini analiz etmen gerekiyor. Tamam mı? Tamam hocam. Yani fark ettiysen birazcık sağlı döndük. Normalde dönel kavşağa bitişik dönmen gerekiyor. Tamam mı? Tamam hocam. Doğrusu o. Oradaki hatan, oradaki aracı takip etmiş olman. Araca bakmayacaksın. Sen hep kendi aracından sorumlusun. Döneceğin yeri hizala, ona göre yavaş bir şekilde dönüşümüzü yapacağız. Ha, baktın ki durmadı, sen duracaksın mecbur. Debriyaj, fren yapıp durdurabiliriz. Evet, hızlanalım birazcık daha Adem şimdi. Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. Şimdi 3. vitesi aldıracağım. 3. vitesi almak için Adem, yine aynı. Önce gazı bırakacaksın. Debriyaja basıp vitesi boşa alıp sonra ileri. Tamam mı? Tamam hocam. Evet, hızlanalım şimdi birazcık daha Adem. Hızlanıyoruz. Devir göstergemizi yine 3000 devire yaklaştırıyoruz. Hızlanalım. Ben al dediğim an alacaksın. Tamam mı? Tamam. Sağdan Adem, kendi şeridimizden. Evet, şimdi alalım. Gazı bırak. Önce boş, dümdüz ileri. Çok iyisin. Bırak debriyajı. Evet, gayet güzel. Vites atışın çok iyiydi ama aracın ahirete doğru gitti. Doğru mu? Evet. Evet, çok gaz kullanmıyoruz Adem. Üçüncü vitesi alıyorsak maksimum 60 km hıza kadar çıkabiliriz. Tamam mı? Tamam hocam. Evet, şimdi tekrar 2'yi almanı istiyorum. Önce boş, sonra sol geri. Sol geri. Bırak debriyajı. Bırakırken birazcık daha yumuşak. Tamam. Tamam Adem. Evet, çok iyisin. Acele etmeyeceğiz. Debriyajı bırakmalarda çok hızlı değil ama çok da yavaş değil. Tamam mı? Tamam hocam. Sağ şeride kayalım şimdi Adem. Öğrencimi nasıl hataya sürükledim görüyorsunuz. Sağa kayalım dedim. Devamlı çizgide Adem şerit değiştirdi. Değil mi Adem? Evet hocam. Az önce. Hocanın komutu kurala uygunsa yapacağız. Doğru mu Adem? Evet. Evet, duralım müsait bir yerde Adem. Evet Adem, duruşlarda sinyal vermen gerekiyor diye bir şey söylemiş miydim evet size? Evet hocam, sağ sinyal. Evet değil mi? Durmadan önce sağ sinyal vereceğiz ki Adem arkadan gelen bizim duracağımızı anlasın, bize saydırmasın. Tamam evet, mı? Hocam. Evet, durduk. Şimdi tekrar kalkış yapacağız. Bir saniye Adem. Tamam, evet, bas debriyaja. Önce sol sinyal veriyoruz. Evet. Sonra ne yapıyorduk Adem? Ayağımızı devreye. Hayır. Hayır. Bekle. Yürütme. Ne yapıyorduk Adem? 2 ile mi kalkıyoruz? Yok hocam, 1 ile. Değil mi? 1 ile kalkıyoruz. Az önce ondan stop etti. Fark ettin mi? Evet hocam. Evet değil mi? Duran araç 1 ile kalkar. Bunu unutmayacağız. Evet, şimdi yürütebiliriz. Sabah kahvaltı yapmadan çıkıyor mu evden hiç işe giderken? Yok hocam. Çıkmıyorsun değil mi? Araç da öyle. Araç kahvaltısını vereceksin kalkış yaparken. Ağzına biri dayayacaksın. Tamam mı? Tamam hocam. 2 ile kalkma olmaz. 2 ile kalkmak. Çok iyisin. Debriyaja bastık. 2'ye aldık. Evet Adem. Tekrar hatırlatıyorum. Duruş yapmadan önce sağ sinyal verip öyle durmamız gerekir. Kalkış yaparken de Adem önce sol sinyal verip sonra kalkış yapmamız gerekiyor. Düz gidecek olsak bile kalkış yaparken öncelikle sol sinyal verilir. Tamam mı? Tamam hocam. Evet, ileride sağda duracağız Adem şimdi. Düzgün bir şekilde gidelim. Çok oynamıyoruz direksiyonla. Düzgün. Yol zaten düz. Duralım şimdi Adem. Debriyaj. Debriyaja hızlı basıyoruz. Sonuna kadar basıyoruz. Doğru mu? Doğru hocam. Sinyal yanıyor mu Adem? Yok hocam. Yine mi yanmıyor? Sinyalini. Evet arkadaşlar, işte heyecan böyle bir şey. Sakin olmamız lazım. Bu sinyalleri unutmayacağız. Evet, durduk Adem. Doğru mu? Evet hocam. Evet, şimdi geri gideceğiz. Sinyalimizi kapatıyoruz. Geri gitmede durduk. Önce sinyali kapatıyoruz. Evet, sonra hocam. Geri vitesi alacağız. Geri vitesin yerini göstermiş miydim? Yok hocam. Anlatayım bir, bırak bana. Vitesimiz doğru mu? 2'deydi, boşa aldık. Evet, boşta olduğunu nasıl anlıyoruz? Şöyle sağa sola doğru salladığın zaman sallanıyorsa vitesin boştadır demektir. Evet. Doğru mu? Tamam. Evet, vitesi şu üstten tutup aşağı doğru bastırarak sol ilerittiğin zaman geri vitese geçiyor Adem. Tamam mı? Evet,
Boşa almak için tekrar şöyle dokunuyorsun, boşa geçiyor. Geriye bir daha gösteriyorum. Tamam. Vitesi tutuyoruz. Evet. Yeryüzüne doğru bastırarak, tamam, bırakmadan sola çekip ileri doğru ittiğimiz zaman geri vitese geçiyor. Tamam mı? Tamam. Sen şu an debriyaja bastığın için geçti. Debriyaja basmamış olsaydık, evet, vites zaten ne yapamıyoruz? Değiştiremiyoruz. Evet. Tekrar ne yaptık? Boş konumu aldık. Bir de sen al bakayım geriye. Çok iyisin. Aynen böyle. Tekrar ben alman istiyorum geriye. Çok iyisin. Aynen bu şekilde. Tamam mı? Tamam. Vitesin diyelim ki 2'de. Evet. Tekrar geriye al bakayım. Önce boşa alıyorsun. Sonra aşağı doğru bastırarak sol ileri attığımız zaman geri vitese geçiyor. Adem, geri gelirken sınavdaki amaç düz bir şekilde şeridimizin içerisinde geri gelebilmek. Tamam mı? Geri gelirken yaklaşık 4 saniye sağ aynaya bakacaksın. 1 saniye de şu iç dikiz aynasına bakman gerekiyor. Şuraya. Tamam mı? Tamam hocam. 4 saniye buraya Adem. 1 saniye de nereye bakıyoruz? Buraya bakıyoruz. Tamam mı? Evet, evet, sağ aynaya bakıyoruz şimdi Adem. Şerit çizgisini görebiliyorsun değil mi? Evet hocam. Çizgi ile araç arasındaki mesafeyi de görüyorsun. Doğru mu? Doğru hocam. Düz bir şekilde geri geleceğiz. Tamam mı? Tamam. Yine aynı. İleri doğru nasıl kalkıyorsak geri doğru da aynısı gibi gideceğiz. Öncelikle yarım debriyajı buluyoruz Adem. Bulalım yarıyı. Yarıyı buldun mu? Tamam. Evet. Çok kaldırmıyoruz. Yarıyı bulduk. Freni bırakıyoruz şimdi Adem. Freni bırakınca bak aracımız geri gidiyor. Farkı, freni bırakalım Adem. Dokunmayalım. Evet, direksiyona oynamıyoruz çok Adem. Sağ aynaya bakıyorsun. Başka hiçbir yere değil. Direksiyonu bak sağa çevirince aynaya bak Adem. Başka hiçbir yere bakma. Sağa çevirince sağa gidiyor. Sola çevirince Adem sağ aynaya bakıyorsun. Bak sola gidiyor. Fark ettin mi? Evet hocam. Düz dediğimiz zaman da düzgün gidiyor. Tamam mı? Tamam. Evet. Baktın ki sağa doğru gidiyor Adem. Hemen sola çevireceksin. Baktın ki sola doğru gidiyor. Hemen sağa çevireceksin. Sağa çevirdim. Biraz geldi. Düzlemen lazım ki düzgün gitsin. Tamam mı? Düz tamam tutacağız hocam. Böyle. Mantığını anladık mı? Evet hocam. Evet. Şu an mesela sağa doğru gidiyor. Hemen hafif sola çevireceğiz. Aracımız yürüdü, sonra düzleyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Durmak için önce debriyaj, sonra fren. Adem, tekrar hatırlatma amacıyla söylüyorum. Geri gelirken 4 saniye buna bakman lazım. 1 saniye de buna bakman lazım ki arkada duran araba var mı? Gelen araba var mı? Tamam mı? Başka hiçbir yere bakmıyorsun. Zaten düz geri geleceğiz. 25 metre geri geleceğiz. Tamam mı? Tamam. Evet, şimdi tekrar kalkış yapacağız Adem. Çok iyisin. 1'i aldık. Sol sinyali verdik. Freni bırakıyoruz. Yarım debriyaj ile birlikte devam ediyoruz. Verelim gazımızı yavaşça. Çok iyisin Adem. Kontrollü bir şekilde önümüz dolu olduğu için orta şeride doğru kayalım. Güzel, ama aracımız yoldan çıktı değil mi Adem? Evet hocam. Demek ki aklımızın tamamını vitese vermeyeceğiz. Gözümüz önümüze hükmetmesi lazım. Doğru mu? Doğru hocam. Evet. Hızlı gidiyorsak ayağımızın altında fren var. Basıp yavaşlatabilirsiniz. Dümdüz devam ediyoruz Adem. Çizgilerimizin dışına taşmıyoruz. Direksiyonla olabildiğince az oynayalım Adem. Çok oynamayalım. Direksiyon simidi çok narindir, çok naiftir. Hafif çevireceğiz, tamam mı? Tamam. Özellikle düz yolda giderken çok hafif, milim oynatacağız. Virajlarda da tabii ki virajın durumuna göre sağa ya da sola ne yapabiliriz? Çevirebiliriz. Evet, gazı kestik. Niye? Çünkü tatlı bir viraj var, doğru mu? Evet hocam. Dizel araç olduğu için Adem, hiç gaz kullanmasam bile aracın yürür. Ama yavaş yürür. Onun için gaz vermediğin zaman korkmana gerek yok. Aracın durmaz. Sadece ne olur? Yavaşlar. Zaten direksiyonunuza hakim olamamanızın sebebi hızlı gitmeniz. Panik olduğun zaman, hata yapacağını anladığın zaman ilk yapman gereken şey Adem gazı bırakmak olsun. Tamam mı? Tamam. Evet, şimdi sağdan aşağı doğru devam edeceğiz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Çok iyi. Aynaya baktın. Sağdan aşağı doğru devam. Çok iyi. Bu dönüşte gaz kullanmıyoruz Adem. Dönderdin, düzledin, sonra istiyorsan gaz verebilirsin. Tamam mı? Tamam hocam. Evet, birazcık sollu. Olabildiğince ileri odaklanıyoruz Adem. Tamam hocam. Gaza basarken aynen bu şekilde kontrollü. Sen kendine ne kadar güveniyorsan, hangi hızda hata yapmayacağını biliyorsan,
fark ediyorsundur zaten onu. Panik oluyorsan anla ki o hız sana göre değil. Ya da rahat oluyorsan anla ki o hız sana göre. Tamam mı? Tamam. Biraz yavaşlatıyoruz şimdi Adem. Birazcık sağlı gidelim. Çok iyisin. Niye yavaşlattık? Kasis var hocam. Kasis var. Doğru mu? Evet hocam. Araç kullanırken ben ne kadar ileri baktığımı fark ettin mi? Evet hocam. Evet. Sizler de o kadar ileri bakacaksınız ki ileride ne var? Kasis mi var? Çukur mu var? Viraj mı var? Engel mi var? Yaya mı var? Ya da senin şeridinde duran araç mı var? Ona göre tedbir alacaksın. İlk yapman gereken şey öyle bir durumda yavaşlamak. Sonra eğer yol müsaitse, eğer sola kaçacaksan sola kayabilirsin. Yoksa duracağız. Tamam mı? Tamam hocam. Birazcık daha hızlanabilirsin Adem. Evet, viraja yaklaşınca ne yapıyorduk Adem? Gazımızı kesiyorduk. Doğru mu? Doğru hocam. Evet, kendi şeridimizden gidelim. Baktın ki hakim olamıyorsun, hemen gazını kes. Evet, bu virajı döndükten sonra Adem kontrollü bir şekilde sol şeride doğru kayalım. Çünkü ileriden dönüş yapacağız. Güzel, sinyal verdin. Aynaya baktın, dolu. Demek ki geçmiyoruz. Evet. Doğru mu? Evet, şimdi müsait. Şimdi kayabilirsin. Çok iyisin. Evet, bu döner kavşaktan döneceğiz Adem. Önümüzdeki döner kavşaktan solda kalıyoruz. Sol sinyalimizi kesinlikle yakıyoruz Adem. Verelim sol sinyalimizi. Evet, iyice yavaşlatalım şimdi. Bu kavşağa kesinlikle 1 ile dönmen gerekiyor Adem. Bilgin olsun. Kavşağa geldim. Baktın ki çok dolu, duracaksın. Tamam mı? Tamam. Çünkü şu levha bize ne diyor? Döner kavşak içinde dönen araç varsa yol ver. Duralım. Debriyaj. Değil mi? Fren. Evet, durduk. Hemen biri alıyoruz Adem. Unutma yok. Değil mi? Evet, Safir'in seyir terasında değiliz. Doğru mu? Durduk. Hemen ne yapıyoruz? Biri alıyoruz. Evet, kavşak içindeki araçlar bitti. Önce freni bırak. Çünkü geri kaymıyor ya. Burada kesinlikle gaz kullanmıyoruz Adem. Yarım debriyajla dönüş yapacaksın. Tamam mı? Tamam, aracın biraz yürüdükten sonra debriyaj istiyorsan tamamıyla bırakabilirsin. Çevirelim. Dönel kavşağı bitişik olman lazım. Çok da çevirip kaldırıma çıkma. Sağa baktık, gelen var mı? Yok. Yani gelen var ama geçiş hakkı zaten bizim. Topla hemen direksiyonunu. Çok iyisin. Şimdi gaz veriyoruz. Evet, solu kullanmak yasaktı. Sinyal vererek, değil mi? Aynaya bakarak Adem, sağ şeride kayman gerekirdi. Doğru mu? Doğru hocam. Evet, sinyal vermeden şerit değiştiremiyoruz. Doğru mu? Devlet doğru yolu hocam. Sana yapmamış. Değil mi? İki oy verdin diye yolu kullanamazsın. Evet, oy hocam. Vermeyen adam da kullanacak. Doğru mu? Doğru hocam. Evet, onun için öyle rastgele şerit değiştirmeyeceğiz. Sinyal verip aynaya bakacağız. Yol müsaitse şeridimizi ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz Adem. Evet, hocam. Evet, başladığımız yerde duracağız Adem. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Güzel. Git az daha ileri doğru Adem. Yol ağzında durma yok. Önce debriyaja basıyorsun. Duralım şimdi. Yavaşça fren. Evet, durduk. Sinyalimizi kapatıyoruz hemen. Evet, vitesimizi boşa alıyoruz. Değil mi? Durduk. Vites boşta. Evet, el frenimizi çekiyoruz ki aracımız geri kaymasın. Alttan yukarı çektik. Işık yanıyor. Tamam mı? Evet. Sonra debriyajı bırakabilirsin. Freni de bırakabilirsin. Evet Adem, nasıl geçti dersimiz? Güzel hocam. İyi miydi? İyiydi hocam. İyi, inşallah bir sonraki ders daha güzel olur. Sağ olun. Seninle çalışmak çok keyifliydi. Teşekkürler hocam, size de aynı. Rica ederim. Arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz videomu abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.